Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün DHPT sınavı hakkında sizlere bilgi vermek için buradayım. DHPT sınavı ne demek? İlk önce onun bir açılımını izah edelim. DHPT sınavı din hizmetleri alan bilgi testi anlamına gelmektedir. Ve iki yılda çift yıllarda yapılan bir sınavdır. Yani 2012, 2014, 2016, 2018 ve bundan sonraki 2020'de yapılacak şekilde olmak üzere yapılan ve ÖSYM tarafından. Oraya da ÖSYM eklersek çok güzel olur. ÖSYM tarafından yapılıp hazırlanan sınavdır. Biz bu sınava ne için giriyoruz? 1. İmam Hatip, ikincisi müezzin kayyım, üçüncüsü Kur'an kursu öğreticisi olmak için bu sınavlara giriliyor. Ve açıktan atamaya girmek için bu sınavlara girmek şart. Arkadaşlar, şimdi başlıklar dahilinde gidelim. Ee, bu başlığımızda ne olsun? DHPT sınavına kimler girebilir? 1. İmam Hatip Lisesi'ni mezun olmak. İkincisi ilahiyat ön lisans mezun olmak. Üçüncüsü ilahiyat lisans veya İslam İlimler Fakültesi Eğitim Fakültesi'nin din kültürü ve ahlak bilgisi bölümünden mezun olan herkes bu DHPT sınavına girebilir ve atanabilir. Bir sonraki başlığımız ise DHPT sınavı hangi illerde ve kaç ilde yapılıyor? Hemen kaç ilde yapıldığını söyleyeyim. Hangi illerde yapıldığını da buraya yazalım inşallah. 18 ilde yapılıyor. İsimlerini saymaya gerek yok bence. Daha kıymetli bilgiler ile sizi bilgilendireyim. Sıradaki başlığımız DHPT konuları ve soruları. DHPT konuları olarak DHPT sınavı 2'ye ayrılıyor. DHPT 1, DHPT 2. DHPT 1 ne demek? DHPT 1 herkesin mesul olduğu yani imatip mezunu olanın, ilahiyat ön lisans ve ilahiyat lisans olanların yani lise Ön lisans ve lisans mezunu olanlar herkes aynı sorulardan DHPT 1'den giriyor. DHPT 2'de ise ilahiyat mezun olan ilahiyat konularıyla alakalı olan sorular geliyor. Ön lisans mezunu olan ön lisans dersleriyle alakalı olan İmam Hatip mezunu da İmam Hatip derslerinde gördüklerini ila DHPT 2 bölümünde sınava giriyor. DHPT 1'de hangi dersler var onlara bakalım. DHPT 1'de İslam inanç esasları, İslam ibadet esasları, Kur'an bilgisi yani Kur'an bilgisi yani Kur'an tarihi, tecvid, Kur'an anlamı ve meal bilgisi. Siyer İslam ahlakı, DHPT 2'de ise mezuniyet durumlarına göre tefsir, fıkıh, hadis, akayet, kelam, İslam tarihi, dinler ve mezhepler tarihi, dini hitabet konuları yer almaktadır. Evet arkadaşlar son olarak da DHPT1 dedik, DHPT2 dedik. DHPT1 olan bölümde 20 soru, DHPT2 olan bölümde ise 20 soru ve toplamda 40 soru var. Süresi de yanlış hatırlamıyorsam 1 saat ya da 80 dakikaydı en son 2016'da girdiğimizde. Bu şekilde Allah nasip ederse 1000 aboneye geçtikten sonra güzel güne tüm derslere başlayacağız. Ama Allah nasip ederse hep beraber dersler yapacağız, soru çözümleri yapacağız ve ben inanıyorum ki bu videoları izleyen hiç kimse düşük almayacak. Herkes yüksek puan alacağına inanıyorum. Tabii ki bu sizin çalışmanızla alakalı. Çalışma programları hep beraber hazırlayacağız. Güzel yine bunlar üzerinde istişare edip güzel bir şekilde. Son olarak eklemek istediğim, ilk başta belirttim mi bilmiyorum ama bu program ücretsiz bir program tamamen. Ben ücretli programlara baktım. Fiyatlarını şuraya yazayım. Bu hem beni motivasyon amaçlı ben de bu sınava gireceğim inşallah. Hep beraber gireceğiz bu sınava. Ardından da başka söylemek istediğim. 1 aboneye geçtiğimiz zaman güzel istikrarlı bir şekilde devam edeceğiz. Şimdi böyle birkaç bilgilendirme videosu. Belki yakın zamanda başlarız. Tam belli değil ama şu anda her şey Allah'a Zaten sınava yaklaşık 9 buçuk ay kadar bir zamanımız var. Yani ortalama yuvarlama bir hesap olarak hesaplarsak yani 5 ay bile başlasanız, 5 ay önceden bile başlasanız bu sınavda çok yüksek puanlar alabilirsiniz. Ki örneklerini çevremizde birçok şekilde görüyoruz. Ee, i̇lerleyen videolarda nasıl imam olunur, nasıl müezzin kayyım olunur vesaire gibi onları daha detaylı bir şekilde araştırıp bu böyle bir bilgilendirme videosu olur. Çünkü ben e, Facebook sayfalarına duyurular koydum. O duyurulardan Allah razı olsun. Çok güzel dönüşler aldım. İşte böyle yapalım, şöyle yapalım falan filan gibisinden. Sizin bir fikriniz varsa muhakkak aşağıya yazınız. Bunları aşağıda yorumlar bölümünde paylaşalım. Sorularınız varsa muhakkak aşağıda paylaşın. Ben de onları cevaplayayım, oraya sabitleyeyim güzel güne herkes görsün o soruları. Evet dostlar, benim diyeceğim bu kadar. Eğer sizin sorularınız veya bizim cevaplayamadığımız bir şeyler varsa Muhakkak insanız atlamışızdır veyahut eksik vermişizdir. Aşağıda bunu e, yorumlar kısmında tartışalım, görüşelim. Nasıl bir program yapalım, nasıl şeyler istersiniz? Benim planıma göre baştaki konulardan başlayıp baştan sona kadar videoda ders şeklinde anlatıp ardından ara ara soru çözümleri vesaire yapmayı planlıyorum. Ama soru dağıtıp siz çözüm vesaire vesaire tarzında değil de onu zaten e, Facebook sayfaları yapıyor çok güzel bir şekilde Allah razı olsun bize de yardımcı oldular. Bizim de bunları paylaştılar. Sizden istirhamım bu videoyu ve bundan sonraki videoları sayfalarınıza Facebook sayfanızda olur, kendi profilinizde olur paylaşmanız ve herkese duyurmanız. Çünkü şöyle bir şey istiyorum. Bu videoyu bir iki kişi değil, binlerce kişi izlesin. Herkes faydalansın. Çünkü ben de ona göre zevk alıyorum. Şimdi 5 kişinin, 100 kişinin ya da 500 kişinin izlemesi bir yerde, 5000 kişinin izlemesi bir yerde. Onun için ne kadar çok olursak o kadar bizim için iyidir. Abone olup her videonun altına bir like işaretine basarsanız daha çok kişi görür. Hem de bu güzel bir program aslında ya. Hiç alakası olmayan kişiler bile izleyip bilgilenebilir. Bunun için güzel bir program olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Allah'a emanet olun. Selamun aleyküm diyorum. Şu bölümden kart çıkacak. Oraya basıp abone olabilirsiniz. Selametle kalın.